Aziz misafirler, aziz misafirler, sevgili arkadaşlarım, bu akşam sizlerle Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatımızın en önemli isimlerinden, şahsiyetlerinden birisi olan Arif Nihat Asya üzerine bir sohbetimiz olacak. Cezmi Bayram kardeşimin de ifade buyurduğu gibi, ben Arif Nihat Asya ile 1955 yılından, yani fakülteye kaydolduğum yıldan Hakk'a yürüdüğü güne kadar, 1975 yılının 5 Ocağı'na kadar beraber oldum. Onun açık ifadeyle çömezlerinden birisiydim. Çantasını taşıdım, paltosunu tuttum. Gideceği yerlere arabamla götürdüm, getirdim. Sonra kendisinden önemli bir takım hatıralarını dinledim ve bunları Arif Nihat Asya İhtişamı ismi altında yayınladım. Bu ihtişama layık isimlerden birisi Arif Nihat Asya. Bu akşam ondan dinlediklerimden bazılarını sizlere arz etmeye çalışacağım. Bu münasebette eski bir ocaklı olarak, deyince bugün artık Ocak camiasında değildim demek istemiyor. Ben Türk Ocakları'nda 1994-1995 yıllarında Genel Başkan'ın yardımcılığı da yaptım. Genel Başkanımız Sadi Sonuncuoğlu'ydu. Ben de onun yardımcısıydım. Her şeyimi aşağı yukarı Türk Ocağı'na borçlu olduğumu söyleyebilirim. O bakımdan bu akşam burada bu sohbet kapısını aralamadan önce yaşamış olduğum bir hadiseyi bilhassa dikkatinize sunmak istiyorum. Benim babam son derece otoriter bir adamdı. Yani bizim evimizde babam bir orgeneral hüviyetindeydi. Ben de onun karşısında adeta onbaşıdan haksızdım. Babam doğrudan doğruya benimle konuşmazdı. Terbiyem bozulmasın diye. Annem aramızda büyük elçiydi. Ben bütün isteklerimi anneme söylerdim. Annem cevabı, babam cevabını anneme verirdi. Annem gelir babamdan dinlediklerini bana anlatırdı. Otoriter bir adamdı, çok otoriter bir adamdı. Onun da böyle karşı karşıya yüz yüze konuştuklarımız çok azdır. Ama bunlardan birisi 1955 yılında memleketten ayrılıp Ankara'ya gelmek üzere olduğunda oldu, gerçekleşti. Beni karşısına aldı. Bugünkü gibi hatırında, bak oğlum dedi, Ankara'ya gidiyorsun yüksek tahsil için, yeni arkadaş muhitini Türk Ocağı'ndan seçeceksin. İtiraf ederim, ben liseden mezun oluncaya kadar Ankara'da Türk Ocağı diye bir teşkilatın varlığından haberdar değildim. Ankara'ya gittiğinde Serden Geçti Osman Yüksel'i göreceksin, ona selamlarımı söyleyeceksin, seni alıp Türk Ocağı'na götürmesini rica edeceksin ve yeni arkadaş Muhittin'i Türk Ocağı'ndan seçeceksin. Anladın mı dedi bana? Anladım baba dedim. Bak ben seni Ankara'ya adam olman için gönderiyorum, sakın oradan cüdam olarak dönüp gelme dedi. Anladın mı dedi. Anladım baba. Hadi bakalım dedi. Yolun açık olsun. Ankara'ya geldim. Fakülteye kaydımı yaptırdım. Sonra Serden Geçti Osman Yüksel'in yazıhanesini aradım, buldum. Bugün Cebeci Stadyumu'nun hemen yanında bir yazıhanesi vardı. Babamın selamlarını söyledim. Beni Türk Ocağı'na götürmesini istedim. Bir akşam karanlığında Serden Geçti ile birlikte Türk Ocağı'na geldik. Bugünkü gibi hatırımda o Türk Ocağı'nın muhteşem görüntüsü beni çok duygulandırdı. Merdivenlerden çıktık. İkinci kata geldiğimiz zaman sola döndük. Orada bir büyük odaya geçtik. Orada da, o odada bir adam böyle virgül gibi koltuğa kıvrılıp kalan bir adam etrafındaki 5-10 delikanlıyla sohbet ediyordu. Serden Geçti Osman Yüksel ona kendi tok sesiyle hitap etti. Galip dedi, bu arkadaşımız Sivas'tan geliyor, babasının kendisine tavsiyesi var. Yeni arkadaşlarını Türk Ocağı'ndan seçmekle vazifeli, sana teslim ediyorum Galip. Bu çocuğa iyi bakın, tamam mı dedi. Anladım Osman abi dedi. Sonra onun Galip Erdem olduğunu tanıdım, gördüm. Ve 1955 yılında fakülteye kaydolduktan sonra benim için çok önemli merkezlerden birisi Türk Ocağı oldu.
hiç abartmadan söylüyorum ama hiç abartmadan söylüyorum. Ben Ankara'ya geldiğim zaman bir topluluk karşısında 5 dakika irticalen konuşma kabiliyetim yoktu. 5 dakika. Bu durumdan elbette şikayetçiydim. Hatta şimdi size bir isim de verebilirim. İçinizde birçok kimse onu tanımış olmalı. Aga Oktay Güner benim fakültenin birinci sınıfından son sınıfına kadar çok yakın arkadaşımdı. Dostluğumuz hala devam ediyor. Bir gün onunla Cebeci Camii'nde ezan okunmasını beklerken orada inşa halindeydi Cebeci Camii. Kalasların üzerine oturduk. Bana dedi ki Yavuz Hocam dedi, Allah bize bir topluluk önünde irticalen 15 dakika konuşma kabiliyeti verse. O zaman bir topluluk önünde bizim için 15 dakika konuşmak, kağıda bakmadan konuşmak, Türkiye'nin Ay'a füze göndermesi kadar önemli bir hadiseydi. Ne olur lan Oktay dedim, 15 dakika konuşma kabiliyetimiz olsaydı, ne diyorsun lan dedi. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdım. Ya. Van Osman Beylikbaşı üstadı. Konuşuyor da ne oluyor dedi. Millet dinliyor, gülüyor, çekip gidiyor. Hayır biz öyle olmazdı dedi, biz güldürmezdik, biz düşündürdük filan dedi. Aramızda geçen bir enteresan konuşma. Ben öyle zavallı bir çocuktum. Topluluk önünde 5 dakika konuşma kabiliyeti olmayan zavallı bir çocuktum. Çünkü birçok yerde söyledim, burada da tekrarlamak istiyorum. Ben memleketimden Ankara'ya Türk ve Müslüman olarak geldim. O zavallılığı, o acizliğim ondandır. Şimdi içinizden bir takım kimseler soracaklardır. Ne demek Türk ve Müslüman olarak geldim, o acizliğim ondandır, ne demektir diye soracaklardır. Arz edeyim efendim, Müslüman Türk'ün en büyük özelliği okumamaktır. Ben de okumayan bir delikanlı olarak Ankara'ya gitmiştim. Okumayınca, hafızamızdaki kelime dünyasını zenginleştirmeyince, elbette bir topluluk karşısında 5 dakika konuşmak pekala zordu. Ama ben babamın tavsiyesine uyarak Türk Ocağı'ndaki hemen hemen bütün konferanslara katıldım. Ve her konferanstan birkaç kitap okumuşçasına kendimi kuvvetli hissederek ayrıldım. Sonra içerisinde bulunmuş olduğum bu zavallı durumdan sıyrılabilmek için daha çok okudum. İlk defa topluluk karşısına Türk Ocağı'nda çıktım ve günün birinde Namık Kemal'in bir makalesi bütün dünyamı değiştiriverdi. Namık Kemal diyor ki o makalesinde bir insanın zekası bildiği kelime sayısıyla orantılıdır. Bir insan ne kadar çok kelime bilirse aklını o nispetle iyi kullanır. Bir insan ne kadar çok kelime bilirse önüne konulan bir kitabı rahatlıkla okur anlar. Kendisine anlatılanları kavrar ve kendisini rahat bir şekilde ifade eder. Tabii bunun aksi de söz konusu. Bir insan yeterli miktarda kelime bilmezse, önce önüne konulan, kendisine uzatılan kitabı okuyamaz, anlayamaz. Okusa bir takım kelimeler ona yabancı gelir. Sonra kendisine anlatılanları kavrayamaz. Sonra kendisini rahat bir şekilde ifade edemez. Konuşurken iki de bir şey der, yani der, tamam mı der, atıyorum der, artı der, filan falan der. Böyle bir takım saçma sapan kelimelere sarılmak mecburiyetinde kalır. Bunlardan uzaklaşmak lazım diyor Namık Kemal. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklaması, gerilemesi ve yıkılması Türkçenin bozukluğundan, Türkçenin zayıflığından kaynaklandı. Dindeki bir takım çarpıklıklar, bozukluklar dilimizin zayıflığındandır. İktisadi hayatımızdaki bir takım çarpıklıklar Türkçemizdeki bozukluktandır. Dilimizi yeterli miktarda kavrayamazsak ve dilimizi mükemmel bir şekilde yazamazsak, konuşamazsak Türkiye içerisinde bulunmuş olduğumuz durumdan kurtaramayız dedi. O zaman ben anladım ki benim arkadaşım Aga Oktay'ın bir topluluk önünde 5 dakika irticalen konuşamamamızın en büyük sebebi kitaptan kopmuş olmamızdır. Kelime dünyamızın zayıflığıdır. O bakımdan ben Ocak'taki konferansları ciddiyetle takip etmekle birlikte okumaya da başladım. Okudukça çok cahil bir insan olduğumu gördüm. Cehaletimden utandım. Sonra daha çok okudum derken vakti zamanında bir topluluk önünde irticalen 5 dakika konuşma kabiliyetine sahip olmadığım halde günün birinde Ankara Radyosu'ndan teklif aldım, bize program yapar mısın diye gittim. Devlet radyolarından milyonlara hitap etme imkanı buldum. Sonra Ankara Televizyonu'nda çeşitli programlarda konuştum. Sonra hamdolsun memleketim yurt içinde ve yurt dışında temsil ettim.
Hiçbir toplantıda başım önümde olduğu halde ayrılmadım. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum, bu gelişmelerin hepsini Türk ocağına borçlu olduğunu gördüm. Eğer ben babamın nasihatına uymayarak Türk ocağına gitmeseydim, Türk ocağındaki o aydınlık havayı yaşamasaydım, yine Sivas'taki gibi ota benzer bir adam olarak yaşar giderdim. Bugün 23 kitap üzerinde imzam gülümsüyorsa, bunda en büyük pay Ocak'taki konferanslardandır, en büyük pay Ocak'taki değerli abilerimizin sohbetlerindendir. O bakımdan burada konuşurken, Cezmi Bey kardeşimin de ifade ettiği gibi, Ocak'taki yıllarımı hatırlıyorum ve bir eski Ocaklı olarak bir takım tespitleri olduğu gibi size arz etmek istiyorum. Yalnız bu çok mühim konuya girmeden önce bir hususa dikkatinizi çekmek istemekteyim. Eve gidip gelirken İstanbul'da bir takım büyük panolarda ilanlar görüyorum. Nazım Hikmet 111 yaşında, 111 veya 117 yaşında otobüse geçtiğim zaman gördüm. Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin büyük şehirlerinde Nazım Hikmet parkları var, Nazım Hikmet heykelleri var. Bir takım programlarda Nazım Hikmet'ten çok sitayişkar bir şekilde bahsediliyor. Niye ortada Arniyat Asya yok da neden Türkiye'de Arniyat Asya parkları, Arniyat Asya heykelleri, Arniyat Asya meydanları, caddeleri yok da Nazım Hikmet var veya Nazım Hikmet çapında, Nazım Hikmet kafasında olan kimseler var? Bunun en büyük sebebi Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra içerisinde bulunmuş olduğumuz durumdur. Aziz misafirler, ilmi bir tespittir. Her inkılap ve ihtilal hareketinden sonra ülkede bir takım buhran devreleri başlıyor. Bu dünyanın her tarafında böyle. Türkiye'de de bunu biz yaşadık. O bakımdan Cumhuriyet'imizi ilan ettikten sonra biz bir takım büyük sıkıntıların içerisine girdik. Çünkü biz önce alfabemizi değiştirdik. Arkasından tatil günlerimizi değiştirdik. Arkasından uzunluk dilimlerimiz değişti. Arkasından rakamlarımız değişti. Arkasından hukukumuzda büyük değişiklikler oldu. Ceza hukukumuz değişti, aile hukukumuz değişti, ticaret hukukumuz değişti. Değişmeyen iki büyük kaynağımız kaldı. Onlardan birisi dinimizdi, İslamiyet'ti. Ötekisi musikimizdi. Ama Cumhuriyetimizi kuranlar dinimizi de değiştirmek, İslam yerine Hristiyanlığı getirmek, musikimizi de değiştirmek, Türk musikisi yerine Latin musikisini veya Batı musikisini koymak istediler. Bu konuda çok ciddi çalışmalar oldu ama başarılı olamadılar. Başarılı olamadılar ama bu konuda, bu alanlarda büyük sıkıntılarla, büyük oranlarla karşı karşıya kaldık. Şimdi neden meydanlarda, neden programlarda Arniyat Asya yok da Nazım Hikmet var sorusunun cevabını açıklamadan ben doğrudan doğruya Arniyat Asya konusuna girsem bir takım sorular cevapsız kalacaktır sanıyorum. 1931 yılında devlet matbaasında basılan bir kitap var elimde. Bu 1950 yılına kadar bütün okullarımızda resmen tarih kitabı olarak okutulmuş. Bu tarih kitabının İslam tarihiyle ilgili bölümlerinde çok enteresan, çok dikkat çekici açıklamalar var. Mesela tarih kitabının 89. sayfasında dönüyor ki Muhammed Hazreti Peygamber'den çok alelade bir insanmış gibi bahsediliyor. Hazreti kelimesi suret-i katiye de dikkate alınmadan bir takım açıklamalarda bulunuyor. Muhammed Mekke'de müşriklik muhitinde ve tesirinde büyümüş olmasına rağmen dini meseleler ve dini düşünceler pek derin bir surette zihnini işgal ediyordu. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davete başladı. Muhammed'in davet ettiği dine İslam deniliyor. Baştan sona kadar küfürdür. Kur'an'ı doğrudan doğruya peygamberin eseri gibi gösteren bir hezeyanname bu. Devletin çıkarmış olduğu tarih kitabında. Kur'an ve vahiy bölümünde diyor ki Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an deniliyor. İslam'ı değiştirmek için önce böyle bir takım adımlar atmak istiyorlar ama bu Türkiye'de bir takım buhranların doğmasına sebebiyet veriyor. Altında diyor ki o Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek iktidai ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış,
Bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur. Baştan sona kadar küfür, baştan sona kadar inkar. Yani Kur'an, Cenab-ı Hak tarafından ve Cebrail marifetiyle Hazreti Peygamber'e gönderilmemiş de bizim sevgili Peygamberimiz bir tarafa çekilmiş, başını avuçlarının içerisine almış, bir şair gibi düşünmüş, bir yazar gibi düşünmüş. Sonra düşündüklerini tespit edip açıklamaya başlamış. Diyor ki, cinler güya kahinlere kayıptan haber vermek kudretini ilham ederlerdi. Bu nevi itikatlar Arabistan'da her zaman o kadar canlı ve derin olmuştur ki Muhammed dahi cinlerin vücuduna samimi olarak inanmıştır. Ben yüksek tahsilden geçtim. 40 defa Avrupa ülkelerine gittim, geldim. Oradaki yaşadıklarına şahit oldum. Okuduğum kitapları burada bilgilerinize sunmak istemiyorum ama biraz okumaya meraklı bir insanım. Öyle bir takım insanların, kişilerin iddia ettikleri gibi ortaçağ karanlıkları içerisinde kalan bir insan değilim. Ama ben 21. yüzyıla girmiş olduğu şu günlerde de kayıtsız ve şartsız kesinlikle cinlerin varlığına inanıyorum. Cinlerin varlığını artık bugün müsbet ilim bile kabul etmiş vaziyettedir. Dini, imanı, Allah'ı, maneviyatı, ruhu tamamen reddeden Rusya'da bile cinler konusunda, maneviyat konusunda, ahiret konusunda çok ciddi çalışmalar var. 10 defa Rusya'ya gidip gelen bir kimse olarak, oradaki çalışmalara şahit olan bir kimse olarak söylüyorum. Ama bizim tarih kitabımız bunların hepsini safsata olarak gösteriyor. Niçin? Bir zemin hazırlayabilmek için, İslam'ı ortadan kaldırmak ve onun yerine Hristiyanlığı getirebilmek için. İlk vahiy bölümünde diyor ki, Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaca göre takrir ediyordu. Bununla beraber kendisini tahrik eden kuvvetin tabiat fevkinde bir mevcudiyet olduğuna samimi surette kaniydi diyor. Bu da küfrün bir başka rezil ifadesi. Bu ve buna benzer ifadelerle okullarımızdaki çocuklarımıza 1950 yılına kadar İslam'ı kötü göstermeye, İslam'ı unutturmaya çalıştık. Bunu diyeceksiniz ki kim yazdı? Bu saçma sapan ifadeler bir takım zavallı insanlar tarafından kaleme alınmış olabilir. Hayır, bu 1930'lu yıllarda devletin resmi görüşü böyle. Kitabın hemen baş kısmında bu kitabın hazırlanmasında çalışanların isimleri var. Mehmet Eyüp Bey, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri. Samih Rıfat Bey, Oktay Rıfat'ın babası. Çanakkale Milletvekili, Türk Tarihi'nin Tetkik Cemiyeti Reisi. Sonra Yusuf Akçuroğlu, İstanbul Milletvekili ve Profesör. Doktor Reşit Galip Bey, Aydın Milletvekili. Bunların hepsi Türk Tarihi'nin Tetkik Cemiyeti'nin üyeleri. Hasan Cemil Bey, Balıkesir Milletvekili. Afet Hanımefendi, Afet Hanım, burada Muallim Mektebi'nin, Musiki Muallim Mektebi'nin Tarih ve Medeni Bilgiler Muallimi olarak geçiyor. Daha sonra profesör oldu ve üniversitelerimizde vazife aldı biliyorsun. Baki Bey, Erkan-ı Hak bir adayı. Sonra İsmail Hakkı Bey, Balıkesir Milletvekili profesör. Reşit Saffet Bey, Kocaeli Milletvekili. Sonra Sadri Maksudi Arsa, beni en çok yıkanlardan birisi düşün. Çünkü Sadri Maksudi'ye büyük muhabbetim vardı. Şarkı Karahisar Milletvekili ve Ankara Hukuk Fakültesi profesörlerinden. Şemsettin Bey, bir ara başbakanlık yaptı biliyorsunuz. Sivas Milletvekili profesör. Evet, medreseden geliyor ama Kur'an'ı ve Allah'a inkar ediyor. Bu nasıl medrese değilse. Şemsi Bey, Mirabay, yani Yarbay, Harita Umum Müdürlüğü Şubesi Müdürü. Yusuf Ziya Bey, Eskişehir Milletvekili, İstanbul Darülfünun'u hukuk tarihi profesörü. Görüyorsunuz ki bu kitap öyle lalet dahil insanlar tarafından hazırlanan bir kitap değil. Resmen devletin yetkili bir takım kişilere, kendisine göre yetkili bir takım kimselere hazırlattığı bir çalışma, bir hezeyanname. Bu İslam'ı değiştirmek isteyen kimselerin atmaya çalıştıkları ilk adım. Şimdi bunu okuyanlar, bu tarih kitabındaki bilgilere bağlı olanlar İslam'a karşı bir antipati duymaya başladılar ve İslam'ın içinde olan kimseleri de ellerinin tersiyle bir tarafa itmeye çalıştılar. Bir başka örnek daha vermek istiyorum. Bu Sabahattin Eyüboğlu, Yunus Emre üzerine bir kitap yazmış. Bu kitap öyle 1931 yılında değil, 1985 yılında neşredilmiş. Bu Sabahattin Eyüboğlu, Bedirrahmi Eyüboğlu'nun kardeşi. Burada Yunus Emre'yi anlatırken, herhalde bu tarih kitabının çok tesiri altında kalmış olmalı ki,
şu hezeyannamede bulunmuş. Diyor ki Yunus bütün dindarlığına, Müslümanlığına karşın, yani rağmen demek istiyor. Yunus bütün dindarlığına ve Müslümanlığına rağmen hiçbir dinin adamı değil. Yerle gök arasını dolduracak kadar yanlış, İslam'ın tamamen adamı. İslam'ın büyük gönül ustalarından birisi. Hiçbir dinin adamı değil, hatta bir din adamı bile değil. Tersine bütün dinlerin ötesinde, hayır tamamen İslam'ın içinde, tersine bütün dinlerin ötesinde, camilerin, kiliselerin dışında, hayır tamamen caminin içinde. Hele sofdaların, yobazların düpedüz karşısında, bu doğru. Çünkü bir insanın, bir Müslümanın sofdalarla ve yobazlarla beraber olması mümkün değil. Sofdaların, yobazların dışında kitapsız, ne demek kitapsız, Yunus Emre'ye kitapsız diyen adamın aklından, mantığından şöyle diyor. Kitapsız, tapınmasız, törensiz, kıblesiz bir inancın adamdır diyor. Niçin? İşte İslam'a karşı antipati duyan bir takım cereyanların içerisinde kaldıkları için, biraz da Marksizm'e kapılandıkları için böyle bir yola girmişlerdir. Bunların için anlatıyorum. Neden yok bizim hayatımızda? Niçin yok? Cumhuriyet'in ilanının 50. yıl dönümü münasebetiyle Ankara Televizyonu'nda Cumhuriyet döneminde Türk şiiri diye 4 bölümlük bir program yapıldı. Aziz Hocam'la birlikte seyrettik. Bu 4 bölümlük programda Arif Nihat Asya'nın ismi kelime olarak geçmedi. İsim. Cumhuriyet devrinde yazan, eser sahibi olan şairlerimizin birisi de Arif Nihat Asya'dır denilmedi. Neden? Bu düşünceler içerisinde olan kimseler devlet radyosuna ve devlet televizyonuna sahip oldukları için. Dün olduğu gibi bunlar bugün de Arif Nihat Üstadımızın milletimiz tarafından tanınmamasını, bilinmemesini istemektedir. Ve Arif Nihat'a karşı son derece kör bir taassupla davranmaktadırlar. Rahmetli hocamız bir sohbetimizde bana demişti ki, benim Kıbrıs Rum radyosunda görüntüm ve sesim vardır. Fakat Türkiye radyolarında sesim ve görüntüm yoktur. Bundan büyük ayıp olabilir mi aziz misafirler, sevgili kardeşlerim? 1959 ve 1960 yıllar arasında Arif Nihat Asya Kıbrıs'ta, Kıbrıs Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak çalışıyordu. Öyle vazifelendirilmişti. Hükümet darbesi olduktan sonra Arif Nihat Asya'yı Türkiye'ye geri çağırdılar. O yıllarda, yani 1959-1960 yıllarında Arif Nihat Asya'yı Rum radyosu ve televizyonu davet etmiş, kendisiyle ilgili bir program yapmış. Görüntüsü ve sesi orada var. Fakat Türkiye radyolarında, Türkiye televizyonlarında Arif Nihat Asya'nın ne sesi var ne görüntüsü var. Ben 1964-1968 yılları arasında Ankara Radyosu'nda vazifeliydim. Burada hiç kimse Ankara Radyosu'nu ve Ankara Televizyonu'nu benim kadar bilemez. Çünkü ben o kuruluşların mutfağında 8 yıl çalıştım. 1964 ve 1968 yılları arasında Ankara Radyosu'nda Stalin'in kızından, Svetlana'dan daha çok seven Marksist arkadaşlarım vardı. Bunların hepsini şu Çılgın Türkler isimli kitabı yazan bir çılgın Türk olan aynı zamanda Turgut Özakman almıştı radyoya. O vazifelendirilmişti ve o kişiler devlet radyosunda bir takım kendi kafalarında olan kimselerle ilgili program yapıyorlar. Ben onlara bir teklif götürdüm. Dedim ki yarınki nesil Arif Nihat Asya'yı merak edebilir. Biz Yunus Emre'yi merak etmiyor muyuz? Köroğlu'nu merak etmiyor muyuz? Acaba bu Karacaoğlan nasıl bir adamdı diye içimizden bir merak rüzgarı esmiyor mu? Yarınki nesiller de bu Arif Nihat Asya nasıl adamdı, nasıl şiir okurdu, nasıl konuşurdu diye merak edeceklerdir. Davet edelim, kendisiyle ilgili bir program yapalım dedim. Hayır yapamayız dediler. Peki o zaman sesini alalım. Program yapmayacağımız kimsenin sesini alamayız dediler. Ve almadılar. Yani sağlığında Arif Nihat Asya'yı Ankara Radyosu'nda konuşturmak mümkün olmadı. Ben Arif Nihat Asya'yı 20 yıl takip ettim. Arz ettiğim gibi onun çömezlerinden birisi oldum. Sonra kapıyı örter misiniz lütfen? Ben açmadım ki. Biliyorum. Örtenlerde yavaş örtmüyor, gürültü oluyor. Tamam, yavaş örtmek lazım. Üniversite talebeleri kapıyı hızlı açıyorlar, ses kokuyor. Dikkat tamam. Kapıyı yavaş örtecek, yavaş örtecek. Kapı terbiyesi. Kapı kökü. Yıla yakın bir süre içerisinde kendisini dikkatle dinledim ve ondan dinlediklerimi arz ettiğim gibi bu
450-500 sayfalık kitaba geçirmeye çalıştım. Bir gün Arjun Asya bana yaşadıklarını anlatırken dedi ki, ben ikinci askerliğimi Diyarbakır'da yaptım. Çok sıcaktı, havalar çok sıcaktı, ifade kendisinin. Terliklerimiz ceviz kabuklarından farksızdı. Bir ceviz kabuğunu ayağınızın altına aldığınızda nasıl o ayağınızın tabanını çimdiklemeye başlarsa, giyindiğimiz terlikler de ayaklarımızı çimdikliyorlardı. Öyle sıcak, öyle çekilmez bir hava vardı Diyarbakır'da. O günlerden birinde Diyarbakır'da Ziya Gökalp'le ilgili bir sohbetin olacağını bana söylediler. Biraz rahatsızdı hoca bunları anlatırken. Bir sohbetin olacağını söylediler ve beni davet ettiler. Gitmedim dedi. Gitmedim derken de eliyle böyle havayı iteklemeye çalıştı. Sanki kendisini gerçekten birisi o anda alıp götürmek istiyormuş gibi bir tavır takındı. Gitmedim dedi. Hocam çok merak ettim dedim. Yani Diyarbakır'da hem de Ziya Gökalp'in kardeşi Nihat Bey tarafından verilen bir sohbete, bir konferansa sizin çok büyük bir heyecanla katılacağını sanıyorum. Niçin katılacakmışım efendim dedi. Ben bu toplantılarda nelerin söylendiğini çok iyi biliyorum dedi. Gitsen dedi oraya, Ziya Gökalp abim 1923 yılında Diyarbakır'da doğdu. Türklük konusunda, İslam konusunda çeşitli çalışmaları vardır. En önemli eserlerinden birisi Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmaktır diye söze başlayacaklar. Azizim, ben bütün bunların hepsini biliyorum. Ben bunların hepsini çocuklarıma yıllardan beri anlatıyorum. Benim merak ettiğim bir takım sorulara bu kabin toplantılarda cevap verilmiyor. Mesela ben çok merak ederim. Ziya Gökalp nasıl oturuyordu? Ziya Gökalp nasıl biliyordu? Ziya Gökalp bağlamasını biliyor muydu? Ziya Gökalp kahveyi nasıl içiyordu? Kahveyi kendisi çok büyük bir kahve tiryakisiydi. Günde mutlaka her saat başında bir kahve içerdi. Kahveyi nasıl içiyordu Ziya Gökalp? Ve Ziya Gökalp yolda nasıl yürüyordu? Öfkeleniyor muydu? Öfkelendiği zaman neler söylüyordu? Ben bunları merak ediyorum. Ben bunları öğrenmek isterim. Oralarda bize bir takım şairlerimizin, editlerimizin basmakalıp hayatlarını anlatıyorlar. Bu da benim bildiğim konular. O bakımdan gitmedim dedi. O gün ben orada anladım ki sevgili hocamız bir takım şöhretlerin anlatılmasında onların bazı özelliklerinin ortaya konulmasını istiyor. O bakımdan buraya geldiğimde, başka toplantılarda Arjun Asya'yı anlatmaya çalıştığımda ben de onun bir takım özelliklerinden bahsetmek ihtiyacını duyuyorum. Bizim inancımıza göre, İslam inancına göre ruh ebediyen bakidir ve ruh kendisiyle ilgili dünyadaki hadiselerden haberdardır. Şimdi sizi karşımda gördüğüm gibi samimiyetle inanıyorum ki Arjun Asya hocamız bu toplantıdan haberdardır, bu toplantıyı takip etmektedir, bilmektedir. Bu bakımdan ben onun aziz ruhu önünde, karşısında onun isteklerine uyarak Arif Nihat'ı çeşitli özellikleriyle size anlatmak istiyorum. Ve diyorum ki Arif Nihat Asya bizim Cumhuriyet devri edebiyatımızın çok önde gelen, çok muhteşem örneklerinden, şairlerinden ve yazarlarından birisidir. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Buna inandığım için bunu böyle ifade ediyorum. Atatürk'ün bir tespiti var, Maraşal. Diyor ki bir milletin iki ordusu vardır. Kültür ordusu, asker ordusu. Bu iki ordu çok mühimdir diyor. Asker ordusu vatanın hayatını karan kurtaran ordudur. Kültür ordusu vatanın geleceğini karan ordudur. Kültür ordusu demek de Atatürk aydınlarımızı kastediyor, öğretmenlerimizi kastediyor, yüksek tahsilden geçen kimseleri kastediyor. Asker ordusu vatanın hayatını karan ordudur. Kültür ordusu vatanın geleceğini teminat altına alan ordudur. Bu iki ordu çok mühimdir. Ama bana sorarsanız bu iki ordudan hangisi daha mühimdir diye sorarsanız ben size derim ki bir milletin kültür ordusu asker ordusundan çok daha önemlidir. Çünkü kültür ordusu asker ordusuna neden bu vatan toprakları için çarpışmak mecburiyetinde olduğunu anlatan ordudur. Eğer bir milletin kültür ordusu yeterli miktarda güçlü kuvvetli olmazsa asker ordusunun muharebe meydanlarında kazandığını kültür ordusu barış masalarında kaybeder diyor. Yüzde milyar doğru bir tespit. Bir maraşay bu. Biz bugün Ermeni meselesinde bütün dünya milletleri karşısında çok çıkmazlar içinde çırpınıp duruyor. Çünkü kültür ordumuz çok zayıf.
tahmin edemeyeceğiniz kadar zayıf ve Ermeni meselesini bilmiyor. Yurt dışında yapılan bütün hücumlara kültür ordusu susmakla adeta cevap veriyor. Ve bir takım devletler de bizi bu konuda suçlu sanıyorlar. Halbuki Ermeni meselesinde biz %100 haklı vaziyetteyiz. Bugün Türkiye'nin bir kısmını bölmek, parçalamak isteyen bir gafil, bir hain grup var. Bu da bizim kültür ordumuzun zayıflığından ortaya çıkan bir fitne fesattır. Girmek istemiyorum ama bilhassa Atatürk'ün bu açıklamasına dayanarak söylüyorum ki gerçekten bir milletin kültür ordusu asker ordusundan çok daha mühimdir. Konuya bu açıdan baktığımız zaman kayıtsız ve şartsız diyebilirim ki bizim kültür ordumuzun en büyük komutanlarından birisi, maraşallerinden birisi, Cumhuriyet Devri kültür ordumuzun komutanlarından, maraşallerinden birisi Mehmet Akif'tir. Affedersiniz, Arif Nihat Asya'dır. Tabii bunların arasında Mehmet Akif de var. Çünkü edebiyatımızın çok üstün isimlerinden birisidir. Çünkü edebiyat bir milletin varlık sebebidir. Çünkü edebiyatın temel malzemesi dildir. Dil olmasa edebiyat olmaz. Dil olmasa millet olmaz. Dilimizi ve edebiyatımızı en mükemmel bir şekilde ortaya koyanların başında Cumhuriyet devrimimizde aynı zamanda Arif Nihat Asya da geliyor. O bakımdan ben bugün burada bizim bu Cumhuriyet devrimimizin en büyük şahsiyetlerinden birisi olan Arif Nihat Asya'yı size çeşitli örnekleriyle, çeşitli özellikleriyle anlatmaya çalışınca inanıyorum ki onun aziz ruhu bundan memnuniyet duyacaktır. Ve yine inanıyorum ki bu anlattıklarımdan bazı hususlar aklınızda kalacaktır. Onu çeşitli özellikleriyle daha çok sevmeye başlayacaksınız. Aziz misafirler, değerli arkadaşlarım, Arif Nihat Asya bir bayrak şairi olarak bilindi, öyle yaşadı. Onun da ben pek çok şiir matinalarına katıldım. Gitmiş olduğumuz her yerde önce ondan bayrak şiirini isterlerdi. Ve o her toplantıda mutlaka bayrak şiirini okurdu. Ama aynı zamanda orada, o salonda, o kürsü önünde mutlaka bir bayrağın da, Türk bayrağının da bulunmasını isterdi. Bir Yozgat seyahatimizde salonda bayrak olmadığı için bayrak getirilmesini istedi ve bayrak getirilmeden kürsüye çıkmam ve şiir okumam dedi. Hatta o kadar öfkelendi ki bayrak getirmediğiniz takdirde yıkarım ben bu Yozgat'ı dedi. Öfkeyle yıkarım dedi. İshar dergisinin sahiplerinden Mehmet Çınar'da da o toplantıda vardı. Üstad dedi, Yozgat'ı baştan sona kadar yıkayacak suyu nereden buluyorsunuz da siz bu şehri yıkamak istiyorsunuz dedi. Onun bu esprisi karşısında güldü ve biraz sonra bayrak geldi, kürsüye bayrak serildi. Arif Nihat Asya ondan sonra bayrak şiiriyle beraber diğer şiirlerini okumaya başladı. Bayrak şiirinin nasıl yazıldığını bizzat kendi ağzından dinlediğim için size arz etmek istiyorum. Adana 5 Ocak 1922 yılında Fransız işgalinden kurtarıldı. Sonra 1936-37 yıllarında bizim topraklarımıza Hatay katıldı. Hatay'ın katılması münasebetiyle Adana'da her 5 Ocak'ta çok görkemli, çok muhteşem merasimler yapıldı. 1940 yılında bu 5 Ocak münasebetiyle yapılacak toplantıda istenildi ki Adana'da Ulu Cami'de bilmem nere arasına gerilecek olan bayrak çekilirken bir de bayrak üzerine yazılan şiir okunmuş olsun. Bunu Adana Valiliği, Adana Lise Müdürlüğü'ne bildirdi. Lise Saat Kulesi ile Ulu Cami Minaresi arasında çok büyük bir bayrak geriliyormuş 5 Ocaklarda. Merasim o bayrağın gerilmesinden sonra başlıyormuş. Adana Valiliği Adana Lisesi'ne bir yazı yazmış. Bu merasim yapıldığı zaman mutlaka bayrak üzerine yazılan bir şiir okunmalı. Merasim ondan sonra başlamalı demiş. Lise müdürü de konuyu Arif Nihat Asya'ya intikal ettirmiş. Arif Nihat Asya'da kendisine bu vazife verildikten sonra başta Aydın Gün, daha sonraları devlet tiyatrolarımızda genel müdür olarak çalıştı. Opera ve bale genel müdür oldu biliyorsunuz. Çok güzel şiir okuyan bir kimseymiş. Ben Aydın Gün'ü tanımadım da Arif Nihat Asya onun çok güzel şiir okuduğunu söylemişti. Başta Aydın Gün olmak üzere bir grup talebeyi vazifelendirdim dedi. Gidin
kütüphaneleri dolaşın, bayrak üzerine yazılan bir şiiri bulun ve bana getirin dedim. Çocuklar gitti de bir hafta çalıştılar. Hafta sonunda bana geldiler. Dediler ki efendim bütün aramalarımıza rağmen bayrak üzerinde yazılan bir şiir bulamadık. Şaşırdım. Kendilerini bir daha vazifelendirdim. Tekrar gidin bakmadığınız kütüphanelere bakın dedim. Gittiler. Geldiler 4 Ocak 1940 yılında bana dediler ki efendim bu aramamızda da bayrak üzerine yazılan şiir bulamadık. O zaman ben anladım ki bayrak üzerine yazmak, şiir yazmak vazifesi artık benim boynumun borçlarından birisidir. Kendi ifadesi, Kürt Ocağı mahallesinde oturuyordum. Kürt Ocağı mahallesinde bayrağın kutsiyetine bürünerek, bir gaz lambası altında sabaha kadar çalışarak bayrak şiirini yazdım. Nasıl yazdımsa şiir öyle kaldı. Bir gün sonra ayrım gün 5 Ocak'ta yani bayrak şiirini büyük kalabalıklara okudu. Adana'da bu şiir bir büyük fırtına gibi esmeye başladı. Aydın Gün'e sormuşlar, kimin bu şiir, kimin şiir diye sormuşlar. Bilmiyorum demiş, kim verdi sana bu şiir diye sormuşlar. Arniyat Asya hocamız verdi demiş. O zaman anlamışlar ki bu şiir bana ait. O günden itibaren bayrak şiiri benim adeta şöhret kapılarımı açtı ve ben her yerde bayrak şairi olarak bilindim ve bu şiiri zevkle okumaya başladım. 1940 yılı Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirini yazdığı gün. 5 Ocak 1940 yılı. Çok muttaki bir adamdı, çok inanmış bir adamdı. Biraz sonra arz etmeye çalışacağım. Aynı zamanda Mevlevi Şeyhi'ydi kendisi ve şeyhlik makamı ona manevi alemden verilmişti. Birçok hatıratını bana yazdırmış olmasına rağmen kendisine bu manevi dünyadan şeyhlik makamını nasıl verildiğini anlatmadı. Ben bu konuda mezun değilim dedi. Ama bilmelisiniz ki Arniyat Asya İslam'a son derece bağlı. Bu arada Hazreti Mevlana'ya aşk derecesinde tutkun ve bir Mevlevi Şeyhi olarak yaşadı. O bakımdan kendisinin İslam'ın takım esaslarına kayıtsız ve şartsız bağlı olduğunu açıkça söylemek istiyorum. Dedi ki 5 Ocak 1940 bayrak şiirinin yazıldığı gündür. 5 Ocak 1922 Adana'nın Fransız işgalinden kurtulduğu gündür. Ve 5 Ocak benim bayrak şairi olarak şöhret bulduğum bir günün başlangıcıdır dedi. Ve Arif Nihat Asya 5 Ocak 1975 yılında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bütün bunlar tesadüf mü? O katiyen bu hadiselerin, bu gelişmelerin tesadüf olmadığına, ilahi bir güç tarafından tanzim edildiğine inanırdı. Bir gün bana dedi ki, Yavuz Bey'in aç bakalım sağ elini, açtım ne görüyorsun dedi. Ne görüyorum hocam dedim, bir takım çizgiler var. Sağ elinde 18 rakamı vardır dedi asli harflerle. Yukarıdan aşağıya bir çizgi iniyor. Yanında ters bir V var böyle biliyorsunuz. Sizin ellerinizde de olmalı. 18 dedi. Sol elinde de dedi 81 rakamını göreceksin dedi. Başta bir V işareti yanında bir rakamı yukarıdan aşağıya inen bir çizgi. 18 ile 81'i topladığımız zaman 99 eder Yavuz Bülent. Bu Allah'ın isimlerinin toplamıdır. Allah'ın 99 ismi var. 99'dan, affedersiniz, 81'den 18'i çıkardığınız zaman da geride 63 kalır. Bu da sevgili peygamberimizin yaşıdır. Dünyada kaç milyar insan varsa o kadar insanın eline bu rakamlar vurulmuştur. Kim bunların tesadüf olduğunu söylüyor? Aynen. Kim diyor? Bu Cenab-ı Hakk'ın emriyle avuçlarımızın içerisine vurulan bir rakamdır. Öyle bir büyük inancı vardı. O bakımdan ben şahsen 5 Ocak 1922 yılında Adana'nın kurtulması, arkasından 5 Ocak 1940 yılında bayrak şiirinin yazılması, Arif Nihat'ın Adana'ya aşk derecesinde bağlı olması ve onun bir 5 Ocak gününde Hakk'ın rahmetine kavuşması bir tesadüf neticesinde değildir. Bu Cenab-ı Hakk'ın ona, bize, milletimize lütfetmiş olduğu bir güzelliktir. 4 Ocak 1975 yılında yani bugün Arif Nihat Asya'nın ben hastaneye yatırıldığını duydum. Yanıma kayınpederimi aldım, onu haberdar ettim. Kızımı Aybaba Tuğba'yı aldım. Beraber numune hastanesine gittik. Arif Nihat Asya'nın odasına çıktık. 5 Ocak'ta gittik kendisini ziyarete. Odasına girdiğim zaman gördüm ki
Avni Asya yatağında oturmaktadır. Üzerinde bir fanile, açık kahverengi bir fanile vardır. Ve pijamanın üstü yoktur. Pijamanın altıyla oturmaktadır ama 100 basamaklı veya 40 basamaklı bir merdivenden koşarak çıkmış, koşarak inmişçesine göğsü körük gibi çıkıp inmektedir. Elini öptük, karşısına oturduk. Dedi ki kendisi, kayınbiraderimi de bu hastaneye yatırmışlardı. Doktorlar ona neyin var diye sormuşlardı. Neyin yok ki demiştik. Her konuda, her uzmundan şikayetçiydi. Ama sigaraya karşı bir büyük zaafı vardı. Sigara içiyordu. Doktorlar ona dediler ki, bakın eğer bu sigaraya devam ederseniz ölüm mukadderdir. Eğer hayata kavuşmak istiyorsanız bu mevzunu, bu sigarayı bırakacaksınız. Şimdi Yavuz Bülent, doktorlar bana da sigarayı bırakmamı emrediyorlar. Bilmem ki ben bu sigarayı bıraksam mı bırakmasam mı? Kayınbiraderim sözünde durdu ve Arif, ben bu sigarayı bırakmamaya ama ölmeye karar verdim dedi. Sözünden dönmedi ve öldü gitti. Acaba ben de kayınbiraderim gibi sigara içmeye devam etsem mi etmesem mi diye konuşmaya başladı. Hocam dedi, nasıl böyle söylüyorsunuz? Siz bu milletin malı olmuşsunuz. Siz bu millete büyük eserler veren bir kimsesiniz. Kendi hakkınızda, kendi hayatınızda böyle tasarrufta bulunmaya sizin hakkınız yok. Hocam yapmayın, doktorlar madem ki bu sigarayı bırakmanızı istiyorlar, bırakın dedi. Kim dedi bu milletin malı olmuş ve kızdı birdenbire. Ben bu milletin malı değil, ben bu milletin malı bile olmadım dedi birdenbire. Ve sonra senin dedi bu hastane odasında beni sorgu suali çekmeye hakkın var mı dedi. Estağfurullah hocam, ne sorgu suali, ben sadece düşüncelerimi size arz ediyorum. Ve benim de bu odayı bir mahkeme salonu haline getirmeye hakkım var mı dedi. Derin bir sessizlik oldu. Sonra anlat bakalım dedi, dışarıda neler var. O günlerde Ankara'da Ticaret ve Sanayi Odası'nın hazırlamış olduğu harf sanayi başlıklı bir konferans vardı. Ben o konferanstan kendisine bilgiler verdim. Etrafımızı çeviren devletlerin silah bakımından bizden çok üstün oldukları orada zikredilmişti. Bunları anlattım. Bizim silah bakımından, tank bakımından, bir takım devletlerden, Suriye'den bile neredeyse geride olduğumuz anlatılmıştı. Bunları söyledim. Biz atom bombası yapabilirmişiz. Bunu bir profesör orada ifade etti. Atom bombası bile yapabilirmişiz. Ama bu atom bombasını yapmak için bilmem iki reaktörün iki sene durmadan çalışması lazımmış. Bizde böyle iki reaktör varmış, çalışıyormuş. Fakat Amerikalılarla yapmış olduğumuz anlaşma neticesinde bu reaktörlerden elde edilen malzeme, neyse o ismini şimdi hatırlayamıyorum, Amerikalılara veriliyormuş. Çok üzüldüm, çok üzüldüm dedi. Bütün bunları bildikten sonra artık bir insan nasıl rahat yaşayabilir dedi. O esnada içeriye hemşire girdi. Nabzını ölçmek istedi. Efendim müsaade ederseniz nabzınızı ölçmek istiyorum dedi. Ve Arif Asya zarif, güzel bir hemşirenin avuçuna ellerini uzattı. En güzel esprilerinden birisini değil ama en son esprilerinden birisini orada yaptı. İnanma kızım, inanma dedi. Hiçbir erkeğin nabzı senin gibi güzel bir kızın avucunda normal atamaz. Eğer benim nabzımda bir anormallik varsa bu senin güzelliğinden kaynaklanıyor. Tabii hemşire de bundan memnun oldu, tebessüm etti. Sonra dedi ki, bilmem ki kalsam mı çıksam mı dedi. Doktorlarla yarın görüşmek istiyorum. Siz ne diyorsunuz dedi. Hemşirenin vermiş olduğu cevap tokat gibi yüzümüze indi. Ben de burada kalmanıza artık taraftar değilim efendim dedi. Doktorların almış olduğu bütün tedbirlere rağmen siz onların sözlerini dikkate almıyorsunuz. Size sigarayı yasakladıkları halde sigara içiyorsunuz. Yani efendim dedi, biz her gün sizi bir adım öne götürüyoruz. Siz bu sigarayı içmekle her gün tekrar iki adım geri gidiyorsunuz. Olmaz ki efendim dedi. Kalmamanızda fayda var bence. Çıksanız iyi olur dedi. Adeta azarlar gibi konuştu ama bir büyük dehşetle karşı karşıya kaldık. Anladım ki hocanın durumu son derece ciddi. Ama o bunu ciddiye almadı. Biliyorum, biliyorum dedi. Hiçbir şeyim yok. Yarın bir an önce bu işleri yapıp buradan ayrılmak istiyorum dedi. Sonra biz ayrıldık oradan. Bizden sonra karısı gelmiş. Servet Hanım gelmiş. Nöbeti o devraldı. Ben Arif Hoca'nın vefatından sonra Servet Hanım'la görüştüm. Anlattı bana. Dedi ki, sizden sonra nöbeti ben aldım. Ve dedi ki bana, inleyerek, Servet bugün 5 Ocak mı?
Arif Nihat Asya her 5 Ocak'ta mutlaka Adanalılar tarafından anılmasını isterdi. Adana Belediyesi, Adana Valiliği, Adana Lisesi isterdi ki onu arasın, gönlünü alsın, onu Adana'ya davet etsin. Kendisine bayrak şiiri münasebetiyle Adana'da yüzlerce talebe yetiştirdi. Yetiştirdiği talebelerden bir teşekkür mektubu gelsin. Bunu her Ocak'ta, her 5 Ocak'ta beklerdi kendisi. O bakımdan sormuş kendisine. Servet demiş bugün 5 Ocak Arif demiş. Ve karısı Arif Nihat'ın duygulanmasını görünce onu o havadan çekip almak için Arif demiş gel bu 5 Ocak'ların yüzü suyu hürmetine bu sigarayı bırakalım demiş. Bırak Arif demiş bu sigarayı. Söz demiş Servet bırakacağım fakat fazla üzerime gelme. Yavaş yavaş tamam demiş yavaş yavaş. Bir kahve yapayım mı sana demiş. Kahve tiryakisiydi. O derecede kahve tiryakisiydi ki Arif Nihat. Kendisiyle birlikte bazı şehirlere şiir makinalarına giderdik. Mesela onun adına birinci sınıf veya şimdiki ifadeyle 5 yıldızlı otellerde yer ayırırlardı kendisine. Tabii ona yer ayırınca bana da bir yer ayırmak durumu söz konusu olurdu. Arif Nihat o otelde eğer kahve ocağı yoksa orada saat başında kahve içemeyecekse oteli derhal terk eder. Salonlarında takunyalarla görülen 3. sınıf, 4. sınıf bir otele gider. Ama o kahve ocağının yanına oturur. Muayyen zamanlarda kahvesini içerdi. Kahveye o kadar meraklı olan bir kimseydi. O bakımdan sana bir kahve yapayım mı? Arif demiş. Sulu sepken bir şey olsun demiş. Bir kahve yaptım. Kendisine getirdim, verdim. Sonra bir de sigara yaktı. Sigaradan bir nefes ve iki nefes aynıca kaldı. Söndürdü sigarayı. Beni sırt üstü yatır Servet dedi. Sırt üstü yatırdım. Birdenbire gözleri kaymaya başladı. Yumrukları sıkıldı. Anladım bir faciayla karşı karşıya kalacağımızı. Yapma Arif, yapma Arif diye bağırdım. Ama beni duydu mu duymadı mı bilmiyorum. İşte o esnada 5 Ocak günü akşam saatlerinde ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim etti. Şimdi ben de Arif Nihat Asya'yı yakından tanıyan bir kimse olarak inanıyorum ki onun 5 Ocak'ta Adana'nın kurtuluş gününde bu bayrak şiirimizin yazılmış olduğu günde ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim etmesi Cenab-ı Hakk'ın bir büyük lütfudur. Onu 5 Ocak'ta biz anlatılmaz bir büyük hasretle, bir büyük minnetle, bir büyük rahmetle anıyoruz. Bu milletin yaşaması Arif Nihat Asya gibi büyük değerlerin varlığıyla mümkün olacaktır. Aziz misafirler, mükemmel bir Müslümandı Arif Nihat Asya. Onun Dua diye bir şiiri var. Bana göre Cuma namazlarında hutbeden önce veya sonra bizim imamlarımız mutlaka onun bu Dua şiirini okumalıdırlar. Diyor ki biz kısık sesleriz minareleri, sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler göğü de, kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver cihat meydanını, pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım.